İşte yapmış olduğumuz Osmanlı padişahları tarih şeridi projemiz böyle bir anlayışın sonucu. Bu anlayış Osmanlı padişahları dedeleri Şeyh Edebali huzurunda öz vatanları Bilecik'te buluştuğu anlayışını simgelize ediyor. Bu proje bir taraftan tarih projesi, bir taraftan da kültür ve eğitim projesi. Bu proje Osmanlı'ya mensubiyet ve aidiyet projesi. İnşallah bu proje gelecek nesillerimiz açısından gezildiğinde, görüldüğünde onların atalarının gurur duyacakları varlıklar olduğunu, geçmişlerinin gurur duyulacak bir tarih olduğunu daha iyi anlatacak bir proje. O fetih ruhu ki en geniş topraklara ulaştığında bugün 64 ülkenin yer aldığı bir coğrafyada hakkaniyeti, adaleti, refahı, mutluluğu oralara verebilmiş bir ruhun tesirini bugün bizler de hissetmemiz, anlamamız, yeni yetişen nesillere aktarmamız lazım. Bugünlerdeki murat bu olmalı. O fetih ruhunun içerisinde var olan özellikleri, ilahi kelimetullahı, gittiği yere huzur götürmeyi, gittiği yeri sömürmeyip oraları imar ve inşa etme aşkını, sevdasını bu günler dolayısıyla bizler hissetmeli, anlamalı ve bize şanlı bir tarihi emanet eden, armağan eden geçmişlerimizi, büyüklerimizi saygıyla yad etmeyi bilmeliyiz. Bu fetih ruhu bu coğrafyada ulaşılan en uç noktalara kadar birlik ve beraberliği, huzuru, mutluluğu, hakkaniyeti ve adaleti götürmüş. Bugün içinde bulunduğumuz durumda bu birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik başta güvenlik güçlerimizin yapmış oldukları fedakarlıkları da Bilecik'teki bu mütevazi salonumuzdan hep birlikte rahmetle, minnetle anma gereğindeyiz. Bizler o ruhun sayesinde bu birliği ve beraberliği bugüne taşıyabilmişiz. Geleceğe de aynı güvenle bakmak istiyorsak yine o ruhu canlı tutup o ruha ait değerlerimizi koruyup kollamamız lazım. Bu çalışmaların, bu güzel faaliyetlerin bir halkası, o zincirin bir halkası olarak belediyemizin yapmış olduğu padişahlar tarih şeridini de kıymetli buluyoruz. Değerli buluyoruz. Yeni yetişen nesillere görsel olarak çok şeyler ifade edeceğini, fetih ruhunu canlı tutacağını biliyorum. Emeği geçen herkesi, bu salonda bu törene icabet eden, başta Sayın Müsteşarımız olmak üzere bütün davetlilere ben teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Üzerinde bir selam var, onu da sizlerle iletmek istiyorum. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak Bey'le dün akşam beraberdik. Bu sabahleyin Eskişehir'de bir başka programımız vardı. Oradan buraya geçeceğini, böyle bir davet olduğunu söyledi. Çok selamları var. Kendisinden de söz aldım. O benden daha doğrusu bir söz istedi. Dedi ki, yakın zamanda gidemedim ama fırsat buldukça daha önce ailesiyle buraya geldiğini biliyoruz. Şeyh Edebali Türbesi'ne lütfen git selam söyle ve bir Yasin oku dedi. Şimdi özel kalem müdürümü oraya yolladım. Biraz sonra salondan ayrılacağız, gidemeyebiliriz. Ben de kendisine dedim ki tamam biz bunu yerine getiririz. Ancak sizden de ailenizle birlikte inşallah Bilecik'i bekliyoruz. Ben de o sözü aldım, selamı da size iletiyorum. Şimdi tabii biz çok güzel bir Kur'an tilavetiyle başladık. Onun üzerine değerli başkanımızın veciz konuşması oldu. Sayın Valim de tamamlayıcı nitelikte konuştu aslında. Geriye bize pek fazla bir şey bırakmadılar. Hele bizim gibi mühendis, teknik kökenli insanların bu tip alanlarda konuşması aslında daha zordur. Ancak ismimi koyan babam Fatih ismini koyduğu için
fetih konusuyla alakalı en azından lise çağlarında ve gençlik çağlarımızda okuduğumuz, bildiğimiz kadar kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün eğer fetih sadece toprakların alınması, ülkelerin alınması olarak yorumlarsanız, bugün dünyada artık fetihler devri kapandı diye yorumlayabilirsiniz. Ama fetih, insanların kalbini kazanmak, gönlünü kazanmak olarak yorumlarsanız, bugün herkes için bir fetih imkanı vardır. Özellikle Osmanlı'nın maddi kurucusu Osman Gazi ve onun kayınpederi, manevi mimarı Şeyh Edebani'nin sözlerine baktığınızda aslında bunu alırsınız. Yani fetihle alakalı mesaj oralarda gizlidir. Bugün Bilecik'in fethini 717. yılını kutluyoruz. Pazar günü İstanbul'da İstanbul'un fethinin 563. yılını kutlayacağız. Ama inşallah bunlar da biz buralarda olduğumuz müddetçe kutlamaya devam ederiz. Bence esas olan insanların kalbini fethedebilmek, onların duasını alabilmek. Geçtiğimiz yıl Konya'da bir enerji zirvesi düzenledik. Enerji zirvesine başkanlığını yaptım. Konuşmayı da hazırlarken biraz farklı olmasını istedim. Yani belki enerjiyle ilgili orada dakikalarca, saatlerce konuşabilirim. Burada da o alanda olsa rahat konuşabilirim. Onlara farklı olarak şunu ifade ettim. Bu coğrafyada siz bu vatandaşlara, onların deyimiyle bu müşterilere, bu tüketicilere hizmet götürüyorsunuz. Bu müşterinin, tüketicinin diğer coğrafyada olanlardan bir farkı var. Götürdüğünüz elektrik, doğalgaz olabilir veya akaryakıt satıyor olabilirsiniz. Bedelini ödemiştir. Ama arkasından çoğu kere bu coğrafyada yaşayan Anadolu insanı dua ile mukabelede bulunur. Allah razı olsun der. Hatta tuttuğun altın olsun diye mukabelede bulunur. Normalde o hizmetin bedelini ödemiştir. Ama eksik kaldığını düşünerek dua ile tamamlamaya çalışır. Bazen de Allah ne muradın varsa ver, versinler. Aslında size açık çek vermiştir. İstediğinizi yazın. Ama benim de ilk defa duyduğumda şaşırdığım bir dua var. Belki siz de ilk defa duyacaksınız. Onu o toplantıda oradaki hazirine paylaştım. Onun için de bu duaya muhatap olmak için çok çalışmak gerekiyor dedim. Bundan 14-15 asır önce, henüz elektriğin keşfinden önce, bir tüccar Halep Şam taraflarında ticaret yaparken onun da ilk defa gördüğü bir kandille karşılaşır. Çünkü bulunduğu coğrafyada böyle bir cihaz yoktur. Merak eder, bakar, beğenir, satın alır. Şehrine geri döndüğünde akşamleyin meclis toplantısı vardır. Herkesten önce gider, o kandili yakar ve bir kenara çektir, beklemeye başlar. Arkadaşları geldikçe herkes şaşırır. Düşünün, ilk defa lambayı gören insanın verdiği tepkiye benzer bir tepki. Kandil yanıyor çünkü orada işte odun yakarak aydınlanıyorlar. Kim getirdi der, biraz gizlenir, saklanır, söylemez. Herkes taaccüple bakar, oturur. Biraz sonra o meclisin efendisi girer. Asıl tepki aslında o meclisin efendisinin o olaya vereceği tepkidir. Meclisin efendisi gelir, ışığa bakar, o da şaşırır. Der ki, bunu kim getirdi? Ayağa kalkar, ben getirdim efendim der. Sen bizim meclisimizi nurlandırdın, Allah da senin kabrini nurlandırsın. Bu olay Mescid-i Nebevi'de geçmiştir. Bu tacir, esnaf, sahabeden temim daridir. Bu duayı yapan da Peygamber Efendimiz'dir. Hatta duayı şöyle tamamlar. Vallahi bir kızım daha olsaydı sana verirdim. Şimdi bu
bu uluslararası toplantıda bunu ifade ettikten sonra bu coğrafyada ister yerli sermaye sahibi olun, ister yabancı sermaye sahibi olun, bu millet sizin hizmetinizin karşılığını beğenirse sadece bedelini ödemez, böyle dua eder. Onun için ben de duanıza muhtaçım. Zaman zaman bazı sitemler oluyor, davetlere katılamıyorum. Ama şunu bilin, bu kardeşiniz, hemşeriniz elektrik anahtarını çevirdiğinizde lambanız yanıyorsa, gaz ocağını açtığınızda gazınız geliyorsa ve kombinizi yaktığınızda doğal gazınız evini ısıtıyorsa, yolda aracınızı akaryakıt bulabiliyorsanız bizim hizmetimiz size gelmiş demektir. Biz bu maksatla, gayretle çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. İş ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama ben bu arada tabii bu organizasyonu yapan tertip heyetine ve bu şaheseri ilimize kazandıran başka Sayın Bilecik Belediye Başkanımız olmak üzere canı gönülden teşekkür ediyorum. Osmancık, bir kaya aldı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Sayın Vali. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي كائنات كشتن رحمتيلا مرحمتيلا موجودات يشتن yüce Rabbimiz Osman Gazi'nin otağından Ertuğrul Gazi'nin ocağından Şeyh Edebali diyarından kuruluşun, kurtuluşun ve dirilişin şehri Bilecik'ten kutlu fetihlerin yıl dönümünde fakirane, acizane el açtık, boyun büktük, huzuruna geldik. Bizi huzurundan eli boş çevirme ya Rabbi. İzzet ve ikbal ile zillete meskenete düşmeden devletimizi, milletimizi ilen ebed payidar ederek yaşamaya muvaffak eyle. Ya Rabbi, bu emel ve mefkureyle yetişmiş olan bir nesli, geçmişten ders alarak geleceği inşa eden bir ahvalı da bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, senden diliyoruz ve dileniyoruz. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ya Rabbi, hanelerimize, ocaklarımıza huzur ve saadetler ihsan eyle. Ya Rabbi, bendemize ve beldelerimize bolluk ve bereketler ihsan eyle. Ya Rabbi, vatanımıza ve toprağımıza huzur, emniyet, birlik ve dirlik nasip eyle. Ya Rabbi, birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu kaçırmak, bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Nifak ve tefrika sokmak isteyen iç ve dış güçlere fırsat verme ya Rabbi. Onların kurmuş olduğu hilelerini, desiselerini sen başlarına çevir. Onların hakkından sen gel ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Erhamer Rahimin, yalnız sana yöneldik. Yalnız senden istiyoruz. Bizi daha böyle nice hayırlı hizmetlerde bir araya getir. Bizi birbirimize kardeşler eyle. Aramızda ülfet ve muhabbet bahşeyle. Ya Rabbi, kalpleri inkılap ile fetheden sensin, değiştiren sensin. Bizim kalplerimizi ülfet ile, muhabbet ile birbirine bağla ya Rabbi. Ya Rabbi, insanların ferdi ve cemiyet hayatlarını halden hale çevirmeyi,
iyiliklere, güzelliklere çevir ya Rabbi. Dışarıda